Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Vestel'in 2023 sene sonu fiyatı hakkında konuşacağız. Fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar YouTube kanalımızda 33 tane video var. 33 tane hissenin 2023 sene sonu fiyat tahmini yapmaya çalıştık. Bunlar genel olarak popüler bilinen ve herkesin elinde tuttuğu hisseler genel olarak. Ben elimden geldiğince tüm BIST'teki hisseleri çekmeye çalışacağım. Ki yan tahtalarda %300-400 hedef gitme potansiyeli olan hisseler var. Hatta daha fazlası var. Bunlardan ilk haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Ben elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Şöyle Vestel'e gelip bakacak olursak arkadaşlar şöyle yıllık satışlarına bakalım. 2021'de arkadaşlar 32 milyarlık satışı varken 2022'de bunu 58 milyara çıkarıyor. Çeyreklik satışlar üzerinden de bir oran bulup yani satışların büyüme oranını bulup bunu 2022 toplam satışıyla çarpıp hedef 2023 satış miktarını bulmaya çalışacağız sizlerle. Şöyle hemen oranlayalım 2023 satışını. 16 milyar 915 milyon 99 bin. Evet, bunu gelip 2022'nin ilk çeyreğinin satışlarına oranlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bize 1,44'lük bir ve küsuratlı bir satış artış oranı verdi. Bu oranla gelip 2022'nin satışlarını çarpıp 2023'ün sene sonu satışlarını bulacağız. Şöyle hemen 58 milyarla da bunu çarpalım. Şöyle çarpı diyelim. 58 370 3850 0 0 0. Çarptığımız zaman 84 milyarlık bir sene sonu hedef satış miktarımız var arkadaşlar. Bunu gelip şöyle kopyalalım. Şuradan Vestel'i bulup şeylere göre, rasyolara göre değerlendirelim arkadaşlar. Marjlara göre, işte rasyolara göre. Şöyle değerlendirdiğimiz zaman 58 liralık bir hedef fiyatı var arkadaşlar. Hatta biz bunu 59 lira da diyebiliriz. Şu an 39 lira yani 20 liralık bir artış potansiyeli var ki bu da %50'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Şöyle faaliyet raporunda önemli bir kısım var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Vestel'in az çok ne yaptığını çoğu kişi bilir. Zaten siz bu videoyu Vestel için izliyorsanız az çok bir fikriniz vardır ama ben çoğu kişinin bilmediği bir şeye değinmek istiyorum. Zaten burada Vestel'in bu kısımlar değil. Buralar yine yönetim kuruluyla alakalı. Şu alt kısımlarında ne işler yaptığını, neler olduğunu, piyasanın nereye gittiğini, batarya ürettiklerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Nesnelerin interneti hakkında çalışmalar yaptıkları bahsediyorlar. Şöyle birçok Ar-Ge merkezlerinin olduğunu bahsediyorlar arkadaşlar ki bu çok önemli bir şey. Yani bir teknoloji şirketinin her alanda, çoğu alanda hizmet veren bir teknoloji şirketinin Ar-Ge merkezlerinin bu kadar fazla olması ki çok önemli. Şöyle aşağıda Ar-Ge faaliyetlerinden bahsetmişler. İşte donanım tasarım, yazılım geliştirme, endüstriyel ve mekanik tasarım, güç kartı tasarımı ve nesnelerin interneti burada çok önemli. Nesnelerin interneti çünkü geleceğin teknolojisi nesnelerin interneti arkadaşlar. Şöyle önemli bir kısma gelecek olursak şöyle araç yazdığınız zaman arkadaşlar elektrikli araçlardan bahsediyor. Yani şöyle aşağı kısımlara gelelim. Şöyle diyor ki biz bu arada 5G teknolojisine de yatırım yapıyormuş arkadaşlar ki bu 5G teknolojisini size şöyle özetleyeyim. Yani ne kadar önün açık olduğunu şu şekilde gösterebilirim size. Şu dünya üzerindeki 5G kapsama alanlarını görüyorsunuz. Şurada Türkiye arkadaşlar. Yani Türkiye'de hala 5G'ye çok bir yatırım yok. Yani bu şirketler öncü olursa bu işlerden çok iyi para kazanabilirler ki hem 5G üzerinden hem de elektrikli araç üzerinden faaliyetleri, yatırımları var arkadaşlar. O yüzden Vestel gerçekten çok önemli bir şirket. İleride çok çok güzel yerlere gelecek şirket. Şöyle birçok yerde de işte elektrikli araç dönüşümüne ve hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. Vesaire böyle elektrikli araç hakkında birçok çok güzel yazılar yazmış ya batarya sistemleriyle vesaire alakalı. Gelip bunu okuyabilirsiniz. Çok uzun değil zaten arkadaşlar. 22 sayfa bir şey ki bunların çoğu hani benim için çok önemli değil. Çünkü işte burada satışlardan falan bahsetmiş. Çoğu kısımda yaklaşık bir 10 sayfa, 8 sayfasında zaten çok benim için önemli olmayan, gerçi sizin için de önemli olmayan şeylerden bahsediyor. İşte yönetim kurulu üyesi. Bunu yani bir CV'si sizin pek bir alakadar edebilir aslında. Hani şirketin kimler tarafından yönetildiği hakkında bir bilgi verir. Dediğim gibi arkadaşlar %50'lik bir artış potansiyeli var. Şöyle hepinize iyi günler diliyorum.